Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tabii ki de en sevdiğim sebze patlıcan tarif hazırladım. Patlıcanın en lezzetli, en çıtır hali diyebilirim. O kadar güzel bir tarif. Hadi buyurun yapımına başlayalım. 3 tane patlıcan kullanıyorum. Hafif uzun bir patlıcan olması gerekiyor arkadaşlar bu. Kalın, çok aşırı kalın ve yuvarlak patlıcan kesinlikle kullanmayın. Çünkü biraz sonra da göreceksiniz. Bütün bir halde pişireceğimiz için içi çiğ kalma ihtimali olabilir. Patlıcanları yıkadım ve daha sonra alacalı şekilde incecik soyuyorum. Çok kalın alacalı yapmıyorum. Gördüğünüz gibi sadece hafif bir desen veriyorum bu şekilde. Tamamen de soyabilirsiniz kabuklarını arkadaşlar. Uzun gelen sap kısımlarını çok az tekrar kestim. Şöyle yaprak kısımlarını alabilmek için bir çizik atıyorum bıçakla. Daha sonra yapraklarını soyuyorum. Aynı şekilde alacalı soymayı devam ediyorum. Ayrıca dilediğiniz kadar patlıcan kullanabilirsiniz. Biz 2 kişiydik ve 3 tane patlıcan kullandım. Eğer 4-5 kişiyseniz 4 ya da 5 tane kullanmanızı tavsiye ederim. Kesme tahtamı alarak patlıcanlarımı incecik kesiyorum. Kesme şekli bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incecik kesmeye özen gösterelim. Çünkü patlıcanlarımızı bu şekilde bütün bütün kızartacağız. Şöyle bakın. Bu şekilde öncesinde kestim. Daha sonra tekrar kesiyoruz. Evet. Şöyle patlıcanları incecik ayırıyoruz. Gördüğünüz üzere. Yapımı gerçekten çok kolay, çok pratik. Bütün bir halde kızarttığımız için vaktimizi de almıyor inanın. Mutlaka yapıp deneyin derim. Çok da beğeneceğinizden eminim. Tekrar göstermek istiyorum. İyice anlaşılır şekilde olsun. Bakın yani. Dilimleme şekli çok pratik arkadaşlar. İnanın hiçbir vaktimizi almıyor. Evet, bu şekilde 3 patlıcanımı da dilimledim. Eğer ki baktığınız ortasında kalın olanlar var. Benim yaptığım gibi daha da inceltebilirsiniz. Kopmayacak şekilde. Bir miktar tuz alarak suyun içerisine patlıcanlarımı alıyorum. Patlıcanlarım siyah suyunu verinceye kadar tuzlu suda bir müddet bekletiyorum. Patlıcanlar suda beklerken ben de sosunu hazırlıyorum. Sos için 2 tane yumurta kullanıyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı silme şeklinde nişasta ekledim ve iyice çatalla çırpıyorum. Çukur bir tabak kullanmadım. Çünkü patlıcanlara bulayacağımız için çukur tabakta zorlanabilirdim. Onun için bu şekilde servis tabağı ile yapıyorum. Ve nişastalarda bu esnada sıçrayabiliyor kenarlarını. İyice çırptım. Gördüğünüz üzere yumurtaları bir kenarıya alıyorum. Tekrar ayrı bir servis tabağına galeta unu ekliyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar galeta unu ekledim. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım rengini bırakmış. Simsiyah bir renk çıktı gördüğünüz gibi. Patlıcanlarımı süzdürüyorum. Ve bir peçete ile patlıcanları iyice kuruluyorum. Mutlaka bu işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sulu sulu sosuyla buluşturmayalım. İyice kurulayalım. Dilerseniz bir bezin arasında da kurulayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi mutlaka orta kısımlarını da iyice kurulayalım. Öncelikle patlıcanlarımızı yumurtalı sosa batıralım. Her tarafına gelecek şekilde yumurtayı bulayalım. Mutlaka kuru yerinin hiç kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Benim yaptığım gibi kaşıktan da yardım alarak bu şekilde yumurtaya bulayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi
Daha sonra galeta ununun içerisine ilave ediyorum. Yine aynı şekilde galeta unu her yerine gelecek şekilde galeta unuyla buluyalım. Mutlaka ortalarına da iyice galeta unu gelmesini sağlayalım arkadaşlar. Çünkü patlıcanımıza verecek olan çıtırlığı galeta unu veriyor. Tavaya şöyle bir miktar sıvı yağ aldım. Sıvı yağ mutlaka ve mutlaka ısınmış olması gerekiyor arkadaşlar. İyice ısınması gerekiyor. Daha sonra patlıcanımızı sıvı yağın içerisine alarak üst üstüne gelmemesini sağlayalım. Araları mutlaka pişmesi için bu şekilde ayıralım. Patlıcanın en çıtır, en lezzetli hali arkadaşlar. Eğer ki hiç denemediyseniz mutlaka ve mutlaka bu tarifimi deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Mutlaka birkaç kere çevirerek bu şekilde kıpkırmızı oluncaya kadar kızartalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Şöyle bakın, birkaç kere çevirerek kızartıyorum. Eğer çok aşırı kızarmış istemiyorsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz. Evet, ben kıpkırmızı kızarttım çıtır çıtır olması için. Ve havlu kağıt koymuş olduğum tepsiye patlıcanlarımı alıyorum. Üzerindeki fazla yağını havlu kağıtla süzmesi için. Kesinlikle öncesinde haşlama yapmayın arkadaşlar. İnanın bu şekilde de gayet güzel pişiyor patlıcanımız. Mutlaka bu şekilde çiğden yapınız ki daha da lezzetli olsun. Patlıcanı haşladığımızda çünkü çok çabuk eriyecektir ve kızartırken hiç de güzel olmayacaktır, dağılacaktır. Lütfen bu ayrıntıyı kaçırmayın. Yani siz söylemeden ben söyleyeyim. Lokum gibi içi pişiyor arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin, beni inanın. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi aralarına yağ gelmesi için, kızarması için ayırdım. İnanın ki yağ çekmiyor. Gördüğünüz gibi koyduğum yağı neredeyse duruyor arkadaşlar. Havlu kağıtla da süzdürdüğümüz için hiç yağlı olmuyor. Arada bir yapacağımız için bunlar problem değil. Gerçekten arada kaçamaklar olur. Patlıcanlarım bu şekilde, sizleri şöyle çıtırlığını da dinleteyim. Bakın arkadaşlarım, çıtır çıtır oldular. Mutlaka yapıp deneyin. Eğer denerseniz de yorum kısmından görüş ve düşüncelerinizi beklerim. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve tek tek geri dönmeye çalışıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şöyle yoğurt ve pul biberle servis ediyorum. Dilerseniz domates sosu da yapabilirsiniz. Dilerseniz sade bir şekilde de yiyebilirsiniz. İnanın çok lezzetli oldu. Şöyle bir tane alıyorum. Dış yüzeyi çıtır çıtır, içi lokum gibi enfes bir patlıcan tarifi. Umarım beğenmişsinizdir, sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Patlıcan yemeyen çocuklarınız, yumurta yemeyen çocuklarınız varsa inanın bu şekilde yedirebilirsiniz. Hiç yumurta olduğunu anlamayacak bile. İnanın yumurta kokusu hiçbir şekilde gelmiyor arkadaşlar. Şöyle tekrar bölerek de göstereyim. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.